Herkese merhabalar. Bu videoda Agrotech Yüksek Teknoloji Şirketi'nin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şirket yıllık bilançosunu açıkladıktan bir gün sonra 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu da açıkladı. Dolayısıyla 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan ilk şirket oldu diyebiliriz. Şu anda iki bilançoyu eş zamanlı olarak hemen hemen bir gün arayla açıkladı. Hem enflasyon muhasebesi uygulanmış yıllık bilançoyu hem de birinci çeyrek bilançosunu görüyor olacağız. Satışlara baktığımız zaman esasında yıllık bilanço da negatif bir görüntü olmasına rağmen çeyreklik tarafta güzel bir satış hacminin arttığını görüyoruz. Yine faaliyet kârı tarafında yıllık bilançoda negatif bir görüntü olmasına rağmen çeyreklik 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunda bir artış olduğunu görüyoruz. Net kâr tarafında da benzer bir şekilde birinci çeyrek bilançosunun çok pozitif geldiğini görüyoruz. Tabii ki şirket yeni halka arz olan bir şirket olduğu için çok fazla geçmişe yönelik verisi yok. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Fiili dolaşım oranı %24,99. Ben 15 ile 40 arasında halka açıklık oranı olan şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin de halka açıklık oranı gayet güzel, güvenli bölgede diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman çok yüksek çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu görüyorum. Yani piyasa sanki hak ettiği değerin üzerinde fiyatlıyor gibi görünüyor bu çarpanlarla bana. Şirket bilgilerine baktığımız zaman Hümeyra Keskin sermayedeki payı %75, oy hakkı oranları burada girilmemiş. A1 portföy 5. hisse senedi fonu sermayede %7,84 oranında pay sahibi ve halka açık kısım dediğimiz diğer kısımda %17,16 oranında sermayede pay sahibi. Sizler yatırım yapmadan önce mutlaka şirketin hakim ortaklarını araştırmalısınız. Bu kişiyle ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz. Sermaye artırım ve temettüler kısmında yine yeni halka arzı olduğu için hiçbir veri yok. Yani şirketin temettü ödeme alışkanlığı olacak mı olmayacak mı, temettü verimi ne kadar yüksek olacak bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla temettü yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir şirket değil. Yeni halka arzı olduğu için yakın zamanda da bir sermaye arttırımı yapma ihtiyacı hissetmeyebilir şirket. Fon pozisyonlarına bakalım. Sadece iki tane yatırım fonu bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. Bu da kafamızda bir soru işareti oluşturmalı. Birçok yatırım fonu varken neden sadece iki tanesi bu şirketi yatırım yapmaya uygun olarak görmüşler? Geri alımlar kısmına bakalım. Şirket 18 Mart 2024 tarihinde geri alım yapmış. 5 Mart, 4 Mart ve 1 Mart tarihlerinde, yani Mart ayında 4 defa geri alım yaptığını görüyoruz. Hisse fiyatının düşük olduğunu düşünmüş ve geri alım yapmış. Yeni iş ilişkileri kısmına bakalım. 5 Nisan 2024 tarihinde bir yeni iş ilişkisi açıklamış. 29 Mart'ta ve 12 Mart'ta böyle yeni iş ilişkisi açıklayan şirketlerin hisse fiyatının daha pozitif ayrıştığını görebiliyoruz. Yatırımcı ilgisini canlı tutuyor bu yeni iş ilişkisi açıklama. O yüzden yatırımcı ilişkisi canlı tutulduğu için hisse fiyatı da sürekli daha yüksek noktalarda gezebiliyor. En son 5 Nisan 2024 tarihinde açıklamış ve belki sürekli işte 15, 20, 25 gün arayla yeni iş ilişkisi açıklayabilecek bir şirket gibi görünüyor. Kâr marjlarına baktığımız zaman brüt kâr marjı %9,43 seviyesinde ve düşüyor görüntüsünde. Bu negatif bir durum diyebiliriz. Faaliyet kârı marjı yine %5,75 seviyesinde. Faaliyet kârı marjı da düşüyor. %47'lerde, %43'lerde olduğu dönemler olmuş. Şu anda %5,75 seviyesinde faaliyet kârı marjı var. Gayet düşük kâr marjıyla çalışan bir şirket olduğunu görüyoruz. Öz kaynak karlılığı son bilançoya göre artmış görünüyor. Şöyle bir de borçluluk tarafına bakalım. Şirket nette borçlu bir şirket değil. Bu gayet güzel. Nette pozitif bir şirket. Yeni yatırım olanaklarına bakabilir. Bu açıdan da pozitif görünüyor diyebilirim. Şöyle serbest nakit akışlarına da bakalım. Bu da pozitif tarafta ilerlemiş. Yani 2024 birinci çeyrek bilançosu biraz pozitif olmakla birlikte esasında yıllık bilançoyla değerlendirseydik daha negatif olabilirdik. Şirket yıllık bilançosunu açıkladıktan hemen sonra 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayarak o negatif fiyatlamanın da biraz önüne geçmiş gibi görünüyor.
Evet, şu tarihlerde geri alım yaptığını hatırlıyoruz şirketin. Az önce baktığımız zaman 18 Mart tarihlerinde, yani 31 lira değerlerinde şirket geri alımlar yapmış. Şu anda 33,20 lira değerlerinde görünüyor. Acaba tekrar aşağıya inerse geri alım programına devam edecek mi, etmeyecek mi? Onu da izliyor olacağız. Şu grafik yapısı ile hareketin devam etme ihtimali ve 26-22'ye kadar devam etme ihtimali yüksek gibi görünüyor bana. Eğer yükselecekse bile buradan alacağı tepkiye bağlı olarak yükselecektir diye düşünüyorum. Yani çok sert hareketleri olan bir şirket, sürekli %10, %10, %10 giden düşerken de çok sert hareketleri olan bir şirket. Dolayısıyla volatiliteden hoşlanmayan yatırımcıların ilgisini çekecek bir şirket değil. Çok volatil, yani yükseldiği zaman da çok hızlı yükselen, düştüğü zaman da çok sert düşen bir şirket. O yüzden volatiliteden hoşlanmıyorsanız bu şirketten uzak durmalısınız. Bu grafik yapısı bize onu gösteriyor. Öncelikle onu hatırlatmakta fayda var. 26,22 değeri ilk tepki noktası olabilir. Buradan alacağı tepkiyle şöyle bir 35 değerine kadar gidip ondan sonra tekrar hikayelere, yeni iş ilişkilerine, kap bildirimlerine ya da bilançolara göre hareket tarzı belirlenebilir diye düşünüyorum. Aşağıda bence 21, 26 ve 6'daki tüm değerler güzel bir alım fırsatı olur bu şirket için. Daha orta uzun vadeli alım fırsatı olur. 21,26 altındaki bütün değerler. 26,22 değeri ise güzel bir tepki noktası, trade fırsatı verecektir. Buradan alınan biraz daha yukarıdan satmak suretiyle bir trade imkanı oluşturur. Yatırımcı olmak için 21, 26 ve altına da eğer gelirse alım yapmak daha doğru olabilir. İlla da gelecek demiyorum. Ben hep gelirse diyorum. Yani birçok borsamızda yaklaşık 600 tane şirket var. Bunlarla ilgili alım fırsatlarının neresi olabileceğini söylüyorum. Bunların hepsi gelmek zorunda değil. 10 tanesi gelse ve 10 tanesini alsak bile fırsattır. Dolayısıyla 21,26 ve altındaki değerler eğer gelirse güçlü bir alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum bu şirket için. Dolar bazlı grafiğe de bakalım. Şöyle yeni halka arz olduğu için dolar bazlı grafikte çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi çok büyük bir değişiklik yok. Dolar bazlı grafikte de şu anda yorum yapılabilecek çok anlamlı bir veri henüz birikmiş değil. Bu zaman içerisinde bu veriler birikecek. Şirket çok yeni halka arz olduğu için dolar bazlı grafiğe göre yorum yapmak doğru olmayabilir. Türk lirası bazlı grafiğe göre yaptığımız yorumlar daha doğru olacaktır. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.